Onu yaşadım gitti. Sazlık sokağı, rüzgarda 3 tane yan yana sokak. Bir tane sokağı var. Çok olmam da. Çok kilometre. Ben oyu da yapsaydım. Bunları mı taksın? Bence o içeri ağzını boş bırakalım, Mustafa devir yapalım, yine hangi yani, onu olmuş. Ben dedim şey yap, talimat vermiştim. Yıkılını yapsın. Siz yolunuz. Lütfen asfaltınızı yıkın yapsalar. Ben zaten asfaltın diğer tarafında yıkıyorum. Abi nasılsınız değil mi? Sağ olun. Şimdi emsal da olmaz. Del yağmur filan nasıl başka bir bile taşıyacaktım var. O yüzden bize kamp kurmasını istedik. Yağmurdu 10 sene yağmadı, ne yapacağız? Yani bu ay içerisinde kurmayacağız. Şimdi asfalt dökülen yerlerde asfaltı kirletti. Yok yok, biz bunu şey yapacağız, hani diğer taraflara atacağız. Bu halde bir el arabasına bırakacağız. Yani asfaltı kirletilecek şekilde biz onu çıkartacağız. Sağolsunlar tabii görevlerini uçacaklar. Şimdi bu bir yardım da değil. Arkanda da söyleniyor. Arkanda da söylüyorum. Diyorum ki Allah razı olsun. Ekibine, kendi başkanın kendisine. Bu 3-4 sene içerisinde baya yani Doğu Berzi, Doğu Berzi'ye benzedi yani. Daha da iyi benzeyecek ama büyük de. İnşallah. O zaman açılışımıza geçelim. Başkanım, bir de çok da
gün açılışlardayız çünkü. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sizi başımıza eksik etmesin. Şöyle kısa bir açıklama yapalım o zaman. Değerli Doğu Beyazıt halkı, günaydın. Hepinizin günü aydın olsun. Hayırlı cumalarınız olsun inşallah. Şu anda Hürriyet Mahallesi'ndeyiz. Hürriyet Mahallesi 100 yıl önce kurulmuş mahallelerimizden bir tanesi ve nüfus ve yüz ölçümü olarak en büyük mahallelerimizden bir tanesi. Ne kadar büyük ise o kadar az hizmet gitmiş olan mahallelerimizden bir tanesiydi. Tabii ki biz Doğu Beyazıt genelinde 14 mahallede başlatmış olduğumuz seferberlik, hizmet seferberliği çalışmasında çalışması kapsamında bir tanesi de o 14 mahalleden bir tanesi de Hürriyet Mahallesi. Her mahallede altyapı ve üst yapı çalışmaları, yeşillendirme ve yaşlandırma çalışmaları, sosyal donatı alanlarının belirlenmesi çalışmaları hızlı kesmeden devam ediyor. Tabii bu çalışma yürürken, ilerlerken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimizle de her günümüzde halkımızın yanındayız. Her çarşamba halk günü, her perşembe mahallelerde halk toplantıları, her cuma da Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında kadınlarımızı ziyaret ederek onların yüreğine dokunuyoruz. Bebeklerin ilk gülüşlerini beraber paylaşıyoruz. Dolayısıyla bütün bu çalışmaları yaparken elbette ki siz de takdir edersiniz ki bu işlerin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda da yerel yönetimlerde belediye ile halk arasında köprü görevi gören özellikle muhtarlarımıza da çok iş düşüyor. Çünkü muhtarlarımız bizden daha fazla mahalledeki sorun sıkıntıları çok iyi bilen, mahallesine hakim olan, mahalledeki ihtiyaç sahibi insanların tespitinden tutun ki zaruri ihtiyaçların ne olduğunun tespitine kadar bize bildiren köprü görevini üstlenir. Bu kapsamda da 14 mahalle muhtarımız, 13 tane mahalle muhtarımız içerisinde gerçekten de halkıyla istişare eden, halkın sorunlarını bize sürekli aktaran Hürriyet Mahalle Muhtarımız da burada sizin şahsınızda, huzurunuzda. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte gerçekten çok emek verdi o da bizlerle birlikte. Gerek sorunları bize aktarma noktasında, gerekse de mahallesine gelen ekipleri ağırlama noktasında, onlara destek olma noktasında ve işin doğru ilerlemesinin takibi noktasında gerçekten de büyük bir emek sarf etti. Bu kapsamda da Hürriyet Mahallesi bu sene yaklaşık bir 4 kilometre asfaltımız dökülecek. 3 tane ana caddemiz, servis güzergahı dediğimiz, okulun önü, camilerin önü ve trafik ve insan akışının hızlı yoğun olduğu yerlerde asfalt çalışmamız bu yıl içerisinde devam edecek. Aynı miktarda yine kilitli parke taşı çalışmamız da olacak. Ve biz sezon bitene kadar, yani Kasım ayına kadar, kar yağana kadar asfalt çalışmalarımıza hız kesmeden aralıksız altyapısını bitirdiğimiz tüm yollarda üst yapıya geçerek şehrimizde halkımızın daha konforlu, daha kaliteli bir yaşam sürdürmesi için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz inşallah. Tabii ki bu noktada hazır teşekkürlere başlamışken özellikle vatandaşlarımızın bize gerçekten bu süreçte, bu zorlu süreçte bütün engellemelere rağmen herkese meydan okuduğumuz bu süreçte halkımızın bizim yanımızda yer alıp dualarıyla, destekleriyle, sevgisiyle, teveccühleriyle yanımızda olup bizleri güçlendirmesi de gerçekten de çok kıymetli. O anlamda bu zorlu süreçte bizim yanımızda olan tüm halkımıza, bize güvendikleri için, sabırları için buradan çok teşekkür ediyorum. Bizim bizden başka hiç kimsemiz yok Doğu Beyazıtlı olarak. Gerçekten de üvey evlat muamelesi görmüş olan bu şehirde yerel dinamikler bile kendi yaşadıkları yaşam alanlarını güzelleştirmek, daha yaşanılır bir hale getirmek için bir çivi bile çakmamışlar. Fakat biz ezberleri bozuyoruz, var olan sisteme çomak sokuyoruz ve halkımızla birlikte Doğu Beyazıt olarak biz de varız diyoruz, Doğu'nun incisiyiz diyoruz.
Doğunun incisi olduğumuz için de hak ettiğimiz hizmetten tutun ki hak ettiğimiz noktaya kadar geleceğimizin sözünü halkımızla birlikte veriyoruz. Yine her zamanki sloganımızla doğa sizden, hizmet bizden. Muhtarım, siz bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim. Başkanım, siz konuştunuz. Çok teşekkür ederim yatırmanız için. Başlayalım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
değerli takipçilerimiz, görüyorsunuz yıllardır Hürriyet Mahallesi yolları toz topraklıydı. İşte Sayın Belediye Başkanımız Yıldız Azar'ın projesiyle şu anda Hürriyet Mahallesi baştan sona yenileniyor ve asfalt dökümü yapılıyor şu anda. İnsanların bile zor geçtiği bu yollarda şimdi asfalt serimi yapılıyor. Doğruvestimize hayırlı uğurlu olsun. Sevgi, saygı, kırık, hakikaten her türlü bu
Başbana derhal reddi kederler murat derhal veriyor ben de. Ne söyleyeyim? Evet. Euro belki euro koşu mesela. Evet evet. Elimizde o İslam Bey'in orada menfez çıkaracağız ya. O menfezlerden bir tanesini anneye atalım. Onun istediği yer şu bireyin olduğu yer. Tek kişilik araç geçişine gerek yok. Tek kişilik insan geçişine gerek yok. Sonra yönen zor bu nerede? Sonra ne gibi yapacağım?